YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya hoş geldiniz. Bugün uçakların seyir esnasında arkalarında bıraktığı beyaz çizgileri takip edeceğiz. Bazen kafamızı gökyüzüne çevirdiğimizde uçakların arkalarında bıraktığı beyaz çizgilere şahit oluruz. Peki hiç düşündünüz mü? Neden yalnızca bazı uçaklarda görüyoruz bu izleri? Bu izler gösteri amaçlı mı yapılıyor? Uçak yakıtının çevreye verdiği zararlı bir etki mi? Yoksa çoğumuza öğretildiği şekliyle çizgiler meteoroloji uçaklarının bir marifeti mi? Soruların cevapları kesinlikle hayır. Tamamen fiziksel bir reaksiyon sonucu oluşan ve yoğunlaşma izleri olarak adlandırılan bu çizgiler, jet motorlarının egzozundan çıkan buharın soğuk havada yoğunlaşmasıyla meydana geliyor. Atmosfer sınırları içinde yerden ortalama 200 metre yükseldikçe hava sıcaklığı 1 derece düşüyor. Yani uçaklar seyir halindeyken eksi 55, eksi 60 derecelerde uçuyor. Yolcu uçaklarının jet motorları dışarıdaki soğuk havayı motorun ön kısmından emiyor. Daha sonra bu havayı sıkıştırıp motorun iç kısmında bulunan yanma odalarında yakıtla birlikte yakıyor. Ortalama 600-650 derece sıcaklıkta da dışarı püskürtüyor. Motor egzozundan dışarı çıkan ve içinde su buharı bulunan sıcak karışım, dış ortamdaki aşırı soğuk ve düşük basınçtaki havayla karşılaştığında bir anda gaz halden katı hale geçerek küçük buz kristalleri oluşturuyor. İşte uçakların arkasında gördüğümüz bu beyaz izler, su buharının aniden donmasıyla ortaya çıkan ince uzun bulut görüntüleri. Alçak irtifalarda hava çok soğuk olmadığı için bu olay gerçekleşmiyor. Uçağın arkasında oluşan bu izler bazen kısa zamanda kaybolurken bazen de uzun bir süre kalıyor. Uçağın uçtuğu bölgede havadaki nem oranı yüksekse uçağın ardında oluşan izler büyüyor ve uzun süre havada asılı kalıyor. Böylesi bir durumda uçak izleri kilometrelerce uzunlukta ve 200 ila 400 metre genişlikte oluşuyor. Oluşan bu bulutumsu izlerin kaybolması, o yükseklikte esen rüzgarın hızına, yönüne, güneşin ısıtma etkisine ve bölgeden geçen uçakların yarattığı türbülansa bağlı olarak birkaç saati bulabiliyor. Havadaki nemin az olduğu durumlardaysa izlerin havada kalma süresi çok daha kısa. Yolcu uçaklarında durum bu. Bazen de gösteri uçuşlarında uçakların arkalarında rengarenk izler bırakarak gökyüzünü tuval olarak kullandığına şahit oluyoruz. Gösteri uçuşlarında uçakların gökyüzünde bıraktığı izler smoke oil adı verilen özel yağların marifeti. Bu izlerin farklı renkleri kullanılan yağın içeriğine göre değişebiliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.